Sevgili arkadaşlar, kısa bir seyahate gidiyorum yurt dışına. Gitmeden piyasalarla ilgili bir video yapayım dedim. Çok böyle kaliteli bir video olmayacak ama bu, çünkü piyasada nereye gideceği konusunda hiçbir fikrim yok şu anda. Yani bu kadar belirsizlikte kaldığım çok az durum olmuştur. Bu da zaten geçen hafta bir iki yanlış kararı da götürdü beni. Ben geçen hafta bir düzeltme geleceğini bekliyorum. O yüzden bazı pozisyonlarımızı kapattık. %53 nakite geçtik. Sonra baktık, çarşambaya kadar böyle tatsızdı piyasa. Sonra yine hızlandı. Tekrar longlara geçtik. %35, %30 civarında da kitleyim. Gerisi şu anda long. Neden bilmiyorum ne olacağını. Çünkü çok acayip şeyler oluyor. S&P 500 yanılmıyorsam 15 haftanın 14'ünde yükseldi. Bu daha evvel bir kere 1972'de olmuş. Biraz iyi haber. Genellikle bu yükselişten sonra bu düzeltme oluyor. Yine yükseliş devam ediyor bu tip yükselişlerde. Bu tip takip eden kuvvetli momentumun olduğu dönemlerde. Onu söylemekte fayda var. Pek çok hisse senedinde SMCI gibi, Palantir gibi, Nvidia gibi hareketler çok aşırı. Yani evet, yapay zekanın önemini tartışacak halim yok ama yani bu fiyat hareketleri öyle teknikle meklikle açıklanacak gibi değil. Muhtemelen büyük fondan alım yapıyor. Biraz tabii işin içerisinde mutlaka manipülasyon da giriyor olabilir. Böyle bir enteresan yer. Teknikle önümüzdeki haftalara bakmanın bir faydası yok. Çünkü çoğu hisse senedinde, yani bizim takip ettiğimiz ve çoğu endekste bizim takip ettiğimiz, yani daha hiç olunmayan bölgelere geldik. Yani bundan sonra teknik çok işe yaramıyor aslına bakarsanız. Böyle belirsiz bir ortam. Yarın Amerika CPI geliyor, enflasyon geliyor. Gelecek hafta Nvidia bilançosu geliyor. Bence o daha da önemli bu arada. Çünkü yapay zeka işin nereye gidiyor konusunda Nvidia bize yol gösterecek. İlginç, tahmin ediyorum. Ve hisse senetleri fiyatlarının buradan her yere hareket edebileceğini düşünüyorum. O yüzden pozisyon almakta zorlanıyoruz. Yılın başında 6 faiz indirimi beklentisi vardı. Fed dedi ki bu 3 olacak. İndiriyorum dedi. Gayet de kararlı konuştu. Bir de biliyorsunuz geçen pazar Powell tekrar bir röportaja katıldı. Onu da söyledi. Piyasa aldırmıyor. Yani faizler yüksek şu anda. Bu arada mesela 10 yıllıkların faizleri de çok düşmüyor. Yani Fed'in faiz dışında. Ama piyasa yukarı doğru gidiyor. Tehlikeli ve bir yandan da heyecan verici. Ben kararsızım. Kararsız olduğumda şöyle yapıyorum. İşte pozisyonlarımız var. Pozisyonlarda bu çok hızlı koşanlardan ziyade bu koşuya katılmayanlara gitmeye çalışıyorum. Mesela bugün Arista Networks geliyor. Gerçi o da %100 arttı bir yılda ama yani yine nispeten ya da yapay zeka oyunlarında geriden geliyor. Mesela SMCI'nin %700 gibi değil. Hani bu koşu belki oralara yayılır diye düşünüyorum. Geçen hafta Perşembe, Cuma küçük hisse senetleri, IWM gibi hisse senetleri iyi gitmeye başladı. Biliyorsunuz yılbaşındaki tezimiz onlar iyi giderdi. Sonra çöktüler. Son 2 gündür, 3 gündür Nasdaq'tan daha iyi gidiyorlar. Belki bir oraya bakmakta fayda olabilir. Ama ortalık hakikaten karışık. Böyle karışık durumlarda hedge'leri kuvvetlendirmek gerekiyor. Yani düşmeye karşı savunma önlemlerimizin olması gerekiyor. Ama long pozisyonsuz da kalınmazdı böyle bir devirde. Çünkü daha da gideceği yol olabilir. Yani bugün enflasyon çok düşük gelirse, olabilir bu arada, pardon, yarın. Yani 3'ün altına ineceği kesin de, böyle şeye bakacak olursak enflasyonu 2'nin de altına inmiş durumda enflasyon. Onun CPI'ye yansıması biraz uzun sürüyor ama yani çok acayip sürpriz bir rakam gelebilir. Gelecek hafta Nvidia çok iyi bir bilanço getirir. Bu hafta da yine işte bugün Arista Networks var, Datadog var. Yani bu hafta da yine teknoloji hisselerinin bilançoları geliyor. Onlar iyi gelir. Daha da gidebiliriz de. Veyahut da bir yerlerde bu iş kırılabilir de. Yani o yüzden ben taraftar olduğum konu long'da kalmak. %60-70, %30-40 nakit tutmak. Bir de hedge'ler. Yani opsiyonlarla, inverse dediğimiz ters ETF'lerle biraz kendimizi hedge etmek ve her şeye hazır olmak ve kimseyi dinlemeyin şu anda. Yani hani işte biliyorsunuz, ben Asper kadar Naz daha iyi biliyorum. Amerikan hisselerini iyi biliyorum. Şu anda bana herkese konuştukları palavra geliyor. Çünkü geçen sene, yani daha doğrusu 2022 ile 2000'de çok düşecek diyorlardı. Ben yükselecek diyordum. Haklı çıktı. Çok barizdi oradaki oyun. Şimdi çok yükselecek diyorlar. Ama ben düşecek diyemiyorum. Yani orada değiliz. Bir iki short denememiz oldu. İyi gitmedi. Küçük şeylerdi zaten. Bence o yüzden pozisyonlar long. Nakit %30, %40, %25 sizin risk duyduğunuza göre ve hedge'ler biraz kuvvetli, daha etmek gerekiyor. Daha bu rally'nin ayakları olabilir ama bu eninde sonunda bir yerde çökecek. Çökeceği güne inşallah yakalanmayız. Neden mutlaka çökecek? Çünkü bu kadar, yani bu hisse senedi değerli. Ben Nvidia'ya bayılıyorum diyecek bir şeyim yok ama bu hızları korkunç bunların. Yani bu hız gitmez. Bir yerlerde mutlaka o hızın içerisinde giren traderlar var, spekülatörler var. Onlar satacaklar bir yerlerde. Geri çekilme ne kadar olur? Ben açıkçası çok süper geri çekilmeler bekliyorum. %7, %10 civarı geri çekilme bekliyorum. Bu bazı hisseleri tabii çok kötü yansır. Sanki içeriz yol var gibi. O yüzden benim stratejim böyle. Söyleyebileceklerim bu kadar basit şu an için. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.